akşam saatlerinde sosyal medyada dolaşan bir görüntü vardı. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çay ocağına gidiyor. Çay ocağında çalışanlara nasılsınız, iyi misiniz derken ne yemek olduğunu soruyor. Ve görevli Allah ne verdiyse deyip ardından musakka olduğunu ama Ekrem İmamoğlu için de antrikot olduğunu ifade ediyor. Ve sonrasında Ekrem İmamoğlu yok öyle şey, herkes aynı yemeği yiyecek diyor. Şimdi bu görüntü bir anda sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Ve ardından da şu soru da sorulmaya başlandı. Acaba PR çalışması mı? Sizler için antrikotlar başkanım. Benim için niye? Öyle mi geliyor? O şekilde hazırlanmış. Olmaz. Yanlış. Tesadüfün böylesi. İmamoğlu'nun tam da lafı gediğine koyduğu sırada kameralar kayıtta. CHP medyası bu görüntüleri İmamoğlu'nun eşitliğe verdiği önemi anlatan güzellemelerle süslüyor. Bir dahakine hep aynı gelecek. Yok, birine antrikot, birine musakka. Olmaz. Peki işin aslı gerçekten de böyle mi? Öncelikle burası Büyükşehir Yemekhanesi değil. Burası başkanlık katındaki çay ocağı. Zira İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesi'nde tüm personele aynı yemek çıkıyor. Şimdi bir de videodaki karakterlere bakalım. İmamoğlu'na antrikot teklifi yapan görevlinin hemen yanındaki kişi aslında bir Beylikdüzü Belediyesi çalışanı. Anlaşılan İmamoğlu ile birlikte gelmiş. Zaten sosyal medya hesabından paylaştığı kimlik bilgileri de bunu doğruluyor. Yani musakkanın yanı sıra hazır edilmiş antrikotun talimatı Özel Kalem Müdürlüğü'nden gitmiş olmalı. Sizler için antrikotlar başkanım. Benim için niye? Öyle mi geliyor? Ardından genel İmamoğlu karakterine de bir bakmak lazım. Özel zevkleri olan bir siyasetçi. Bunu saatine bakarak anlamak da mümkün. Ve kullandığı saat yaklaşık 235 bin lira. Kaldı ki ağız tadına düşkün olduğunu da biliyoruz. Çünkü ilk çalışma gününde Büyükşehir Yemekhanesi'ni değil bir balıkçıyı tercih etti. Yani çalışanlarla birlikte musakka yemedi. Sonra bir de Ekrem İmamoğlu'nun propaganda ekibine bakalım. Geçmişte de benzer denemeleri olmuş mu? Yani halkla ilişkiler çalışması adına neler yapmışlar? Bu görüntüleri hatırladınız mı? Fonda umut verici bir müzik. Başörtülü yaşlı bir kadına odaklanan kamera. Onu Ekrem İmamoğlu'nun yanına kadar takip etmişti. Finalde o yaşlı kadının Ekrem İmamoğlu'na sevgilerini dile getirdiğini görmüştük. Bu videoda gösteriyor ki İmamoğlu'nun ekibi bu tip PR çalışmalarını, video kurgulamayı çok seviyor.